Merhaba Bilgin Palyaço izleyenler. Bugün sizlere okuyabileceğiniz en iyi korku romanlarını sıralamak istiyorum ki hem kitap okuma alışkanlığı edinesiniz, sürükleyici kitaplar hem de korku severlerinize hitap edecek olan eserler bunlar. İlk sıramızdaki yeri Stephen King'in Hayvan Mezarlığı isimli eseri alıyor. Korku gerilim romanlarının ustalarından bir tanesi olan Stephen King'in en iyi romanlarından bir tanesi olan Hayvan Mezarlığı okurlarına gerilim dolu anlar yaşatmayı başarıyor. Doktor Louis ailesiyle birlikte yeni bir kasabaya taşınır. Amacı eşi, kızı ve ufak oğlu ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmektir. Taşındıkları evde çok güzeldir. Fakat tek bir sorun vardır. Evin karşısındaki yol tırlar tarafından sıklıkla kullanılan bir yoldur. Ve bu yüzden birçok hayvan bu yolda ölmüştür. Bu yüzden de evin biraz uzağına evcil hayvanlar mezarlığı yapılmıştır. Hikaye ve gerilim böylece başlar. İkinci sıramızdaki Cerrah isimli Tess Gerritsen adlı usta bir yazara ait kitap. Bu romanın her satırından kan sızıyor. Kitaba adını veren planlı ve katil cerrah gerilimi her an ayakta tutuyor. Doktor Katerina Cordelsman'la seri cinayetler işleyen bir katilin vahşi saldırısına uğramıştır. Saldırgandan onu silahla vurarak kurtulmayı başarmıştır. Şimdi Boston'dadır. Ancak başka bir katil bu kentte de gerilim yaratmaktadır. Kadınların rahimlerini kesip alan ve korkunç işkencelere tabi tutan adama cerrah adı verilmektedir. Katerina Cordell birdenbire bu katilin de hedefi haline gelecektir. Ve hikayemiz böyle başlayacaktır. Üçüncü eserimiz Kuyu ve Sarkaç. Edgar Allan Poe isimli yazarın muhteşem hayal dünyası bu kitapta bizden alıyor. Edgar Allan Poe edebiyat tarihine yazdıklarıyla olduğu kadar yaşam öyküsüyle de damgasını vurmuştur. Yoklukla, kayıplarla, hastalıklarla, alkolle ve sanrılarla cebeleşmesine rağmen belki de tam bu yüzden hem dünya edebiyatı hem de batı kültürü üzerinden derin bir etki bırakan olağanüstü öyküler ve şiirler ortaya koymuştur. Psikolojik gerilim unsurunu kusurlaştırmıştır. Dedektiflik öyküsünü keşfetmiş ve okuru kendi doğaüstü alemine götürmeyi her seferinde başarmıştır. Dördüncü eserimiz Thomas Harris'in Kuzuların Sessizliği adlı kitabıdır. Buffalo Bill lakabıyla tanınan bir seri katil bazı kadınların peşine düşmektedir. Katilin belli bir amacı vardır ama cesetler farklı eyaletlerde bulunduğu için kimse bunu kavrayamaz. FBI Akademisi'nde genç bir stajyer öğrenci olan Clara Sterling, büronun davranış bilimleri bölümünden Jack Crawford tarafından çağrılınca şaşırmıştır. Görevi çok zeki bir psikiyatrist olan ve korkunç bir katil olan Baltimore Akıl Hastanesi'ne tutuklanarak kriminal cinnet açısından yakından izlenen Dr. Hannibal Lecter ile görüşmektedir. Lecter'in katillerin zihin yapısıyla ilgili öngörülerinin Buffalo Bill'in izinin sürülmesine ve adamın yakalanmasına yardım edebileceğini düşünülmektedir. Beşinci ve bu videodaki son eserimiz Robert Bloch'un Sapık isimli eseri bizi ürkütmeyi iyi biliyor. Nişanlısının borçlarını ödeyebilmek için iş yerinden yüklü miktarda para çalarak kaçan Mary Crane, yağmurlu bir gecede yolunu kaybedince zararsız görünümlü, içine kapanık, annesine hastalık derecesine düşkün Norman Bates'in işlettiği Bates Motel'de kalmaya karar verir. Ancak yalnızca duş almak ve sıcak bir yatak isteyen genç kadını bundan daha fazlası beklemektedir. Robert Bloch'un Stephen King'den Thomas Harris'e kadar pek çok korku edebiyatı ustasını etkilemiş bu kült romanı, 50'lerin Amerikan taşrasında edebiyat tarihinin en çarpıcı karakterlerinden birinin etrafında gelişen ürkütücü bir hikayeyi anlatıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.